Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf map yayınları sayfa 112 ile 117 arasındaki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci kısmımız olan sayfa 112'deki etkinlikle başlıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda bir bakkal 72 tane ekmeğin 3 bölü 8'ini satmıştır. Buna göre bakkal kaç tane ekmek satmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Bu sorumuzda 72'nin 3 bölü 8'ini bulmamız gerekiyor. Yeterli yer olmadığı için alt tarafı kullanacağım. Siz de herhangi bir kağıda, deftere bu işlemleri yazabilirsiniz diyoruz. Birincinin işlemini çözüyorum. 72'nin 3 bölü 8'e alınırken arkadaşlar 72'yi 8 parçaya böleceğiz. Yani 72'yi 8'e bölmemiz gerekir. Paydaya bölüyoruz. 72'nin içerisinde 8 9 defa 9 kere 8 72 yapıyor tam ve kalan da 0 0 oluyor arkadaşlar. Bulduğumuz sonucu da payımızla yani 3 ile çarpmamız gerekiyor. 9 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 9 kere 3 27 yapar. O zaman 27 ekmek satmıştır şeklinde birinci soruyu cevaplamış oluyoruz. 27 ekmek satmıştır. Birinci sorumuzun cevabı oldu arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Bir sayının belli bir kesir miktarı alınırken paydaya bölünür. 8 parçaya bölünür. Pay kadarı alınır. O yüzden 72'yi 8'e böldüm. 9. 3 parça istediği için 9 ile 3'ü çarptım. 27 ekmeğe ulaşmış oldum. Birinci sorumuzun cevabında diyoruz. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Birinci soruyu çözdük. Burayı temizliyorum. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İkincinin cevabı. Bir araç 144 kilometrelik yolun 5 bölü 9'unu gitmiştir. Bu araç kaç kilometre yol gitmiştir diye sorulmuş. Şimdi 144'ün 5 bölü 9'unu bulmam lazım. Yani 9 parçaya bölüp 5 tanesini almam lazım. O yüzden 144'ü paydamız olan 9'a bölüyoruz. 14'ün içerisinde 9 bir defa. Çıkardığımızda 4'ten 9 çıkmaz. Yandan aldı. Burası 14. Burası 0 kaldı. 14'ten 9 çıktı. 5 arkadaşlar. Burası 0. 4'ü aşağı indim. 54'ün içerisinde 9. 6 defa. 6 kere 9. 54. Tam 54 yaptı. Kalan da 0 0 oldu. Kalan yine 0. 16 çıktı. Şimdi 5 tanesini istemişti. Çıkan sonucu da 5 ile çarpacağız. 6 kere 5 30 yapar. 30'un 0 elde var 3. 5 kere 1 5. 3 ile elde 8 yapar. 80 kilometrelik yolu gitmiş oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuştu? Kaç kilometre yol gitmiştir? 80 kilometre yol gitmiştir şeklinde sorumuzu çözmüş olduk. İkinci soruda diyoruz ve üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Yani özetle arkadaşlar bu konuda paydaya bölüp payla çarpmanız gerekir. Belli bir miktarda kesri istendiğinde sayımızın. Üçüncüye geçtim. Hasan'ın 186 bilyesinin 2 bölü 6'sı beyaz. Geriye kalanları mavidir. Hasan'ın kaç tane mavi biliyesi vardır? Bakın burada dikkat etmeniz gereken soru arkadaşlar. Kaç tane mavi? Maviyi soruyor. Beyazı bulup mavi içinde çıkarma işlemi yapabiliriz. Hemen yapalım. 186'nın 6'da 2'si, 2 bölü 6'sı beyazsa 6 parça bölüp 2 tanesini alacağız. 6 parça böldüm. 18'in içerisinde 6, 3 defa 6 kere 3, 18. Çıkardığımızda 0, 0 oldu. 6'ya aşağı indim. 6'nın içerisinde 6, 1 defa 6 kere 1, 6 kalan da 0 oldu. 31 çıktı. Şimdi 2 parçasını al demişti. 31'i de 2 ile çarpıyorum. 2 kere 1 2. 3 kere 2 6. 62 tanesi beyaz olarak buldum arkadaşlar. Diyor ki geriye kalanlar mavidir. Kaç tane bilyesi vardı? 186 tanesi. 62 tanesi beyazsa geriye kalanları bulmak için çıkarma işlemi yapmamız lazım. 186'dan 62 tanesini çıkarıyorum beyaz olanları. 6'dan 2 çıktı 4. 8'den 6 çıktı 2. Biri de aşağı indim de 124 tane mavi bilye vardır şeklinde 3. sorumuzu da çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 112'deki 3 sorumuzu çözmüş olduk. Ve devam ediyoruz 113 ve 114'teki kısımla. Burayı temizledim arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Evet 113'te altta bir sorumuz var. Demiş ki bir havuzun 3 bölü 7'si 210 litre su ile dolmaktadır. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su ile dolar diye sorulmuş. Bu sefer arkadaşlar bakın 7 parçadan 3 tanesi verilmiş. Nasıl yani? Mesela bir havuz varmış. 7 parçaya bölelim bunu. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 parçaya böldüm. 3 tanesi doluymuş. 3 bölü 7'si 210 litreymiş. Ve burası 210 litreymiş. Diyor ki tamamı ne kadardır? Şimdi bu tarz sorularda belli miktarı verildiyse arkadaşlar tamamını soruyorsa bu sefer 210'u 3 parçaysa 210'u 3'e bölüp 1 parçasını bulmanız lazım. Önce 210'u 3 parçaya bölüyorum. 21'in içerisinde 3 7 defa 21 kalan 0 0 0 aşağı indim. Buraya da yazıldı. 70 oldu. Şimdi bir parçası 70 olarak buldum. Bana tamamını sordu. Kaç tane 70 var burada? Bakın 70, 70, 70, 70. Kaç tane? 4, 7 tane var. O zaman 70'i de 7 ile çarparak tamamını bulabilirsiniz. 7 kere 0, 0. 7 kere 7, 49. Toplam 490 litre olduğunu bulmuş oldum diyoruz. Şimdi bu tarz sorularda da özetlersek arkadaşlar şekil çizerek anlamanızı sağlamaya çalıştık. Ne yapıyormuşuz? 3 parçası 210 olduğu için 210'u bu sefer payımıza bölüyoruz. 70 çıktı. Çıkan sonucu paydayla çarpıyoruz. Yukarıdaki etkinliğimizin tam tersini yaptık. Buna dikkat edelim. Payımıza böldük, paydayla çarptık. Yukarıdaki sorularda paydaya bölüp payla çarpmıştık. Aradaki farka dikkat edin. Tam tersini yaptığınızda bu sefer sonuç farklı çıkar arkadaşlar. Bu tarz sorularda belli kısmı verildiyse paya bölüp paydayla çarparak tamamına ulaşabilirsiniz diyoruz. Birinci sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuza geçelim. Bir kütüphanedeki kitapların 3 bölü 7'si 420'dir. Buna göre kütüphanede toplam kaç kitap vardır diye sorulmuş. Şimdi yukarıdakine benzer bir soru bakın. Yine 7 parçalık bir e, parça var. Hemen parçalayalım. 2, 4, 6, 7. 3 tanesi. Burası 3 taneli kısmı 420 imiş. O zaman 420'yi 3'e böleceğiz. Payımıza bölüyoruz. Çıkan sonucu paydayla çarpacağız. 4'ün içerisinde 3 bir defa. 4'ten 3 çıktı 1. 2'ye aşağı inip 12'nin içerisinde 3, 4 defa. 4 kere 3, 12. Kalan 0, 0. 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazılır. 140 oldu. Bir parça 140 o zaman. 7 tanesi yani payda ile çarpıyorum şimdi bunu. 140'ı 7 ile çarptığımızda 7 kere 0 0. 7 kere 4 28'in 8 28 elde var 2. 7 kere 1 7 2 de elde 9 yaptı. cevapta 980 oldu. Toplam 980 kitap vardır şeklinde. Sorumuzu çözmüş oluyoruz. İkinci sorumuzda dedik arkadaşlar. Bu tarz sorularda paya bölüp paydayla çarpmamız gerekli. Sayfa 114'de bu şekilde tamamladıktan sonra 115'e doğru ilerleyelim arkadaşlar. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. <laughs> evet 115'teki pekiştirelim kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda bir ormanlık alanı 360 fidan dikilmiştir. Dikilen fidanların 5 bölü 12'si çam fidanlarıdır. Buna göre kaç tane çam fidanı dikilmiştir diyor. Bakın 360'ın 360 tane fidanın 5 bölü 12'si istenmiş. O zaman 360'ı 5 bölü 12'sini bulmak için ne yapıyorum arkadaşlar? Önce paydaya bölüp payla çarpacağız. 360'ı 12 parçaya bölüyorum. Sonra çıkan sonucu payla 5 ile çarpacağız. 36'nın içerisinde 12 3 defa. 12 24 36 yapar tam. Çıkardığımızda 0 0 oldu. Bu 0'ı aşağı yazdım. Aynı zamanda buraya da yazılır. 30 çıktı. Çıkan sonucu da payla yani 5 ile çarpacaktım. 30 da de 5'i çarpıyorum. 5 kere 0 0. 5 kere 3 15. 150 oldu. O zaman 150 tane çam fidanı vardır şeklinde. Çam fidanı vardır şeklinde sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Paydaya bölüp payla çarparak sonuca ulaşmış oldum birinci sorunun cevabında. İkinci sorumuza doğru ilerleyelim. Burayı geçtim. İkinci sorumuz bir benzin istasyonu günlük 180 araç gelmektedir. İstasyonu günlük 180 araç gelmektedir. İstasyona gelen araçların 4 bölü 9'u otomobildir. Buna göre istasyona gelen otomobil sayısı kaçtır? Bakın 180 araçtan 4 bölü 9'u lazım bize otomobil olan. O zaman 4 bölü 9'unu bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 180 önce paydamız olan 9'a bölüyoruz. Sonra çıkan sonucu da payımız olan 4 ile çarpacağız. 18'in içerisinde 9 2 defa 9 kere 2 18 0 0 oldu. Bu 0 aşağı indim buraya da yazıldı. 20 çıktı. Çıkan sonucu payımızda yani 4 ile çarpıyorum. 20 çarpı 4 4 kere 0 0 4 kere 2 8 80 tane otomobil vardır <laughs> diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabında ikinci sorumuzda bu şekilde çıkmış oldu. Ve üçüncü soruya doğru geçiyorum arkadaşlar. Burayı temizledik. Üçüncü sorumuza doğru geçelim. Evet bir klima tuşuna basıldığında oda sıcaklığının 1 bölü 8'i kadar sıcaklığı azaltmaktadır. Oda sıcaklığı 24 dereceyken iken tuşuna bir kez basılırsa odanın sıcaklığı kaç derece düşer demiş. Bakın düşme tuşu var ve her basmamada 1 bölü 8'i kadar sıcaklığı düşürüyormuş. Oda sıcaklığı 24 ise bir kere bastığımızda 1 bölü 8'i kadar düşürecek. 24'ün 1 bölü 8'ini sormuş arkadaşlar. Nasıl buluyorum? 24'ü 8 parçaya bölüyorum. Paydamıza bölüyorum. 24'ün içerisinde 8. 3 defa 8 kere 3. 24 kalanda 0 0 oldu arkadaşlar. Yani 8 parçaya böldüğümüzde 3 çıktı. Payımızla çarpıyoruz. 1 ile çarpacağız. 3 ile 1'i çarptığımızda 3 kere 1, 3 yapar. O zaman 3 santigrat derece e, odanın sıcaklığı düşer diyoruz. Cevabımız direkt 3 derece olarak bulunmuş oldu. Paydaya bölüp payla çarptığımızda cevaba ulaşmış olduk arkadaşlar. Ve 4. sorumuzla devam ediyoruz. Burayı da temizledik. 4'e geçiyoruz. Tuna cebindeki paranın 2/5'i ile fiyatı 40 TL olan şapka almıştır. Buna göre Tuna'nın başlangıçta cebinde kaç Türk lirası vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bu sorudan itibaren bakın ilk üç soru farklı çözümdü. Şimdi paranın tamamını değil 5 parçadan 2 tanesini verdi. Bakın 5x 2/5'ini verdi. 2/5'i 40'mış arkadaşlar. O zaman bu soru tam tersi çözülecek. 40'ı payımıza bölüp payda ile çarpacağız. O yüzden soruların cinsine ve e, tarzına dikkat edelim. 40'ı 2 parçaya bölüyorum. Payımıza bölüyorum. 4'ün içerisinde 2, 2, defa 2 kere 2, 4. 0. Bu 0'a aşağı indim. Buraya da yazıldı. 20. Şimdi bunu payımızla, paydamızla çarpıyoruz. 20 ile 5 çarptığımızda 5 kere 0, 0. 5 kere 2, 10. 100 TL olduğunu toplam başlangıçtaki parasını tespit etmiş olduk arkadaşlar. Öncelikle 40'ı payımızda olan 2'ye böldüm. Çıkan sonucu da paydamızla çarptım. Dördüncü soru bakın. Diğerlerine göre farklı tarzda bir soru idi diyoruz. 5'te de benzer bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Bakın belli bir kısmı verildi tamamı sorularında. Şurada dikkat edin. başlangıçtaki fiyat sormuş. Burada yine tamamını sormuş. Tamamı sorulan sorularda tersten işlem bu tarzda paya bölüp payda ile çarpma işlemleri karşımıza gelecek dedik. Beşinci soruya geldim. <laughs> Hakan'ın gideceği yolun 4 bölü 9'u 200 metredir. Hakan'ın gideceği yolun tamamı toplam kaç metredir demiş. Bakın 4, 9 da 4'ü yani 9 parçalık bir şekli. Hemen çizelim. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 4 tanesi Burası 200'müş arkadaşlar. O zaman 200'ü 4 parçaya yani payımıza bölüyoruz. 20'nin içerisinde 4, 5 defa 5 kere 4, 20. 0, 0. Bu 0 aşağı indim. Buraya da yazıldı. 50 oldu. Tamamını sorduğu için paydamızla çarpıyoruz. 50 çarpı 9. 9 kere 0, 0. 9 kere 5, 45. 450 metre toplam e, gideceği yolun olduğunu tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hakan'ın. 5. soruda payımıza bölüp payda ile çarparak yine sonuca ulaşmış olduk. 6. soruda buna benzer tarzda bir soru. Hemen o soruyla devam edelim arkadaşlar. <laughs> Altın sorumuz demiş ki müzik aletleri satan bir mağazada üflemeli çalgı aletlerinin sayısı mağazadaki çalgı aletlerin tamamının 2 bölü 9'u kadardır. Mağazada toplam 36 tane üflemeli çalgı aleti vardır. Buna göre mağazada toplam kaç tane çalgı aleti vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın üflemeli çalgı adedi 2 bölü 9'uymuş ve 2 bölü 9'u 36 adetmiş. O zaman tamamını sorduğunda 36'yı 2 parçaya bölüp toplam tamamını bulmak için de paya bölüp paydayla çarpmamız lazım. Önce 36'yı 2'ye bölüyorum böldüm. 3'ün içerisinde 2 bir defa. 3'ten 2 çıktı 1. 6'yı aşağıya 16'nın içerisinde 2 8 defa. 8 kere 2 16 kalan da 0 0 oldu. 18 çıktı. Şimdi bunu payda ile çarpacağım. 18 çarpı 9. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var 7. 9 kere 1 9 7 daha 16 yapar. 162 tane toplam çalgı aleti vardır şeklinde sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. 36'yı payımıza bölüp paydaya çarparak cevaba ulaşmış olduk 6. soruda diyoruz ve sayfa 115'te bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim 116 ile. Burayı temizledim. <laughs> Bölüm sonu değerlendirmesi var 116 ve 117'de. O kısma doğru geçiyoruz. Şimdi burada kesirlerle alakalı karışık sorular gelecek arkadaşlar. Birinci sorumuzla başladık. Yanda eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda bir A noktası belirlenmiştir. A noktasına karşılık gelen kesrin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın A noktası 0 ile 1 arasında olduğu için tam kısmı yok arkadaşlar. 0 olacak. Sonrasında kaç parçaya bölünmüş bu aralık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça bölünmüş. Dikkat ederseniz Aralığı sayıyoruz. Noktaları sayarsanız yanlış sayarsınız arkadaşlar. 7 parçaya bölündüğü için paydamız 7. Kaçıncı nokta alınmış? Hemen birinci nokta alınmış. O zaman payımız 1 arkadaşlar. A noktası 1 bölü 7'ye karşılık gelmiş oldu. Cevabımız B şık olması gerekiyor dedik. Burada bakın önemli olan aralık saymamız gerektiği noktaları sayarsanız hatalı cevap bulursunuz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyor. İkinci soruya geçtim. Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Bakın sıralama ile alakalı bir soru. Dikkat ederseniz hepsinin payı kaç arkadaşlar? 1. Bakın payları eşit ve 1. Payları 1 ve eşit olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktü. Bakın paydası en küçük olan 7 var. 1 bölü 7 burada en büyük ifade. Sonra 1 bölü 8. Sonra 1 bölü 12. Ve en küçük ifadede 1 bölü 15 ifadesi arkadaşlar. O yüzden en büyük ifade paydası küçük olan 1 bölü 7 ifadesi olması gerekir. Paylar eşit olduğunda paydası küçük olan daha büyüktü. Bu kurala dikkat edelim arkadaşlar. Ve üçüncü soruyla devam edelim. Burayı temizledik. Üçüncü soruya geçtik. Yandaki tabloda çiçeklerin bazılarının metre cinsinden boy uzunlukları verilmiştir. Bu çiçekler boyu uzun olandan kısa olana doğru sıralandığında sümbül başların üçüncü olmaktadır. Buna göre sümbülün boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada bu soru biraz daha dikkat ve mantığı kullanmamız gereken bir soru. Bakın şu üçü belli. Bunları sıraladığımızda bu ifade bir tamı geçmiş. 1 tam 4 bölü 16. O yüzden bu ifade gülden daha büyük. Çünkü bu bir tama eşit. O da laleden büyük. Çünkü lale 8 bölü 8 olsaydı arkadaşlar 1 tam olurdu. Bakın bir tamdan daha küçük bir ifade. O zaman sıralamamız şöyle. Nergis bir tam 4 bölü 16 ile en büyük. Sonrasında gül ikinci sırada bir tamla. Sonrasında diyor ki üçüncü sırada da sümbül varmış. Yani sümbül buraya gelecek. Demek ki lale de bundan daha küçük olacak arkadaşlar. Yani sümbül burada 7 bölü 8'den daha büyük olması lazım verilenlere göre 3. sırada olduğuna göre birden de daha küçük olması lazım. Öncelikle bunun yerini bir tamamen bulmuş olduk. 3. sırada sümbül var dediği için ilk 2'yi biliyorum. 1 tam 4 bölü 16. Bu 2. sırada 1 tam. 3. Bakın bu dememiş. Sümbül demiş. O zaman sümbül gelecek. ve son sıraya da lale kalıyor mecbur. Önce bu sıralamayı netleştirdik. Şimdi bizim sümbül cevabımız hangisi olabilir diyor. Şıkları inceleyeceğiz. 7 bölü 8'den daha büyük olmasını istiyorum. O yüzden payda eşitleyerek ilerleyeceğiz. Bakın 1 bölü 2 ile 7 bölü 8'i karşılaştırırken bunu 4 ile genişletirseniz 4 kere 1 4, 4 kere 2, 8. 4 bölü 8 oldu. 7 bölü 8'den daha mı büyük? Hayır. Daha küçük. O zaman A şıkkımız elendi. Buna geçtiğimizde 7 bölü 8 ile karşılaştırırken bunu genişletmem gerekiyor. 2 ile genişlettim. 7 kere 2, 14. 8 kere 2 16. 14 bölü 16 bu 15 bölü 16. Hangisi daha büyük? Tabii ki 15 bölü 16 daha büyük. Bakın 7 bölü 8'den daha büyük bir ifade çıktı. O zaman B şıkkı şu anda doğru cevabımız olduğu tespit edildi. 7 bölü 8'den daha büyük bir ifade istiyordum. B şıkkı bunu sağladı. C'yi de deneyelim. C'nin neden olmadığını anlatalım. Bunu 2 ile genişlettim. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. 6 bölü 8 mi daha büyük? 7 bölü 8 mi? Tabii ki 6 bölü 8 daha küçük. Gördüğünüz gibi burada C de elendi. Burada yine 7 bölü 8 ile 5 bölü 8 düşündüğünüzde paydalar eşit. 5 bölü 8, 7 bölü 8'den daha küçük. Bakın bu da 7 bölü 8'den daha küçük bir ifade. 7 bölü 8'den tek büyük olan ifade B şıkkındaki ifademiz. O yüzden sümbül yerine gelebilecek tek ifade arkadaşlar B şıkkındaki 15 bölü 16 ifadesi olur diyoruz. Ve Dördüncü soruya doğru geçiyoruz. Bu zor bir soruydu arkadaşlar. Hem sıralamada bu ifadelerin böyle geleceğini görmek sıkıntı. Hem de hangi ifadenin 7 bölü 8'den olduğunu tek tek incelemek de sıkıntı. O yüzden üçüncü soru e, dikkatle yapılması gereken güzel bir soruymuş. Üçüncü soruyu anlamadıysanız tekrar dinleyerek bu soruyu mutlaka pekiştirin diyoruz arkadaşlar. İşlemleri sildik. Sizler durdurarak eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soru demiş ki. Bir mukavvayı eş parçalara ayıran önder parçalardan 20 tanesini boyamıştır. Boyanan parça sayısı tüm parça sayısının 4 bölü 5'i kadardır. Buna göre önder mukavvayı kaç parçaya ayırmıştır demiş arkadaşlar. Şimdi 4 bölü 5'i boyanmış ve bu boyalı kısım 20 adetmiş arkadaşlar. Bize neyi sordu? Tamamını. Bakın 5 parçadan 5 parçalık bir şekil alıyorum. 4 tanesi boyanmış. Ve bu boyalı kısım 20 taneye eşitmiş. Tamamını soruyor. Bu tarz sorularda belli bir kısmı verildiyse tamamı soruluyorsa arkadaşlar. Bu ifademizi payımıza bölüp paydamızla çarpacağız. Yani 20'yi 4'e bölüyoruz. 20'nin içerisinde 4, 5 defa. 5 kere 4, 20 yapar. Kalan da 0, 0 olur. Cevap 5 çıktı. Şimdi paydamızla çarpıyoruz. Paydamızda 5. 5 ile 5'i çarptığımızda 5 kere 5, 25 yapar. O zaman toplam parça sayısı 25'miş arkadaşlar. Ee, kaç parça ayırmıştır? 25 parçaya ayırmıştır şeklinde. Ayırmıştır şeklinde sorumuzu cevaplandırmış olduk. Dördüncü soruda dediğimiz gibi tekrar belli bir kısmı verildiyse arkadaşlar bu ifadeyi payımıza bölüp payda ile çarparak tamamına tüm parçalara Ulaşabilirsiniz diyoruz. Dördüncü sorumuz bu tarz sorulardan biriydi. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Bir aracın yakıt deposunun 7 bölü 12'si 35 litre benzin almaktadır. Buna göre bu aracın yakıt deposu toplam kaç litre benzin alır? Yine yukarıdaki soruya benzer bir soru arkadaşlar. 12 parçalık bir parçamız var. Hemen çizelim. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 12 2, 4, 6, 8, 10, 12 evet 7 tanesi var <laughs> Bu tarz soruları çizerek mantığını daha iyi anlayabilirsiniz 7 tanesi 35 litreymiş arkadaşlar Bize tamamını sordu O zaman bu tarz sorularda 35'i payımıza yani 7'ye bölüyoruz Paydayla çarpıyorduk 35'in içerisinde 7, 5 defa 7 kere 5 35, burada kalan 00 oldu 5 çıktı. Şimdi payda ile yani 12 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 2 10. Onun sıfır elde var. 1. 5 kere 1 5 elde eklediğimizde 60 oldu. O zaman depo toplam kaç litre diye sormuş. 60 litre toplam depo diyoruz. Bu şekilde 5'in sorumuzu da çözmüş olduk ve sayfa 116'yı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Son sayfamız olan 117'ye doğru geçiyoruz. Burayı temizledim. Sizler eksik kalan kısımları durdurarak tamamlayabilirsiniz. Altın sorumuz demiş ki 19 bölü 4, 19 bölü üçgen, 19 bölü yıldız, 19 bölü 21 şeklinde sıralan kesirde üçgen ve yıldız birer doğal sayıdır. Buna göre yıldız eksi üçgen işleminin sonucu en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi en fazla dediği için dikkatle yapmanız lazım. Öncelikle arkadaşlar bu soruda arkadaşlar paylar eşit olduğu için 19 olduğu için payı küçük olan 4 en büyük. O zaman bu 5 olabilir 6 olabilir. Burası da 21 olduğu için burası 4 ile 21 arasında sayılar alabilir üçgen ve yıldız. Şimdi bu değerin en fazla olması için arkadaşlar. Burası bir çıkarma işlemi. O yüzden çıkan sayıyı küçük. Yıldızda büyük sayı seçmemiz lazım. Bakın bu detay çok önemli bu soruda üçgeni küçük, yıldızı da büyük seçersem aradaki fark en fazla olur. O zaman üçgeni hemen 4'ün bir sonraki sayısı 5 alalım. Küçük olsun diye. Yıldızı da en büyük almam gerektiği için 21'e yakın 20 olabilir. 20'den daha büyük olamaz. 21 olursa eşit olur. 22 zaten daha büyük, daha küçük olur. O zaman 20 olursa Tam en fazla alabileceği değer odur. O yüzden üçgen yerine en küçük değeri seçtim. 5'i. Yıldız yerine de arkadaşlar en büyük değeri seçtim. 20'yi seçebiliyorum. Bu şekilde seçersem aradaki fark en fazla olur. O yüzden üçgen yerine 5 yıldız yerine 20'yi seçmem gerekiyor. Bu kısım biraz dikkatli yapılması gereken bir yerde. Şimdi kolay zaten. Yıldızdan 20'den 5'i çıkarmamız istenmiş. 20-5 15 yapar arkadaşlar. O zaman Aradaki fark en fazla 15 olabilir denizli diyoruz altın sorumuzun cevabında. Burada üçgen ve yıldıza değer vermemiz gerekiyor. Birisi 5 birisi de 20 olarak karşımıza geliyor dedik arkadaşlar altın sorunun cevabı olarak. 7. soruya geçelim. Burayı temizledik. 23 bölü 5 bileşik kesrin tam sayılı kesre çevirdiğimizde yıldız e, ee, Üçgen bölü 5 kesir elde ederiz? İfadesinin doğru olabilmesi için yıldız ve üçgen sembolleri yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Bakın bu ifadeyi tam sayılı keste çevirmemiz istenmiş. Nasıl çeviriyoruz? 23'ü 5'e bölerek. 23'ün içerisinde 5, 4 defa 5 kere 4, 20. Kalan da arkadaşlar 3'ten 0 çıktı. 3, 2'den 2 çıktı 0. 3 kalanını verdi. Bunu tam sayılı halde yazarken 4'ü tam kısma, e, bölen kısmı aşağıya paydaya. Kalanı da paya çıkarıyorduk. 4 tam 3 bölü 5 şeklinde yazılıyordu. Hatta çapraz bir ilişki var diye de söylemiştik. 5'i aşağıya 3'ü yukarıya çıkardık. Çapraz şekilde gidiyor demiştik. Bu ifade 4 tam 3 bölü 5'e eşit. O zaman yıldız yerine ne geldi bakın. Yıldız yerine şöyle güzel çizelim yıldızımızı. Yıldız yerine 4 geldi. Üçgen yerine de 3 geldi arkadaşlar. Yıldız yerine 4. Üçgen yerine 3 gelmiş oldu. İkisinin toplamını sormuş. 4 artı 3 7 yapar. O zaman toplamı da 7 olur arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı C şıkkı 7 olarak karşımıza gelmiş oldu. Önce bu ifadeyi tam sayı hale çevirdim. Yıldız ve üçgen yerine gelen sayıları da toplayarak sonuca ulaşmış olduk diyoruz. Ve 8'in sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru geçtik. 8'e geçelim. Bir tane altıgen var. Evet toplamda 10 soru şöyle. 8'in soruyla devam ediyorum. Bir tane altıgen ve üçgen birer doğal sayı olmak üzere. 6 bölü üçgen 18 bölü 33. Altıgen bölü 99'dur. Buna göre altıgen eksi üçgen işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Denk kesirlerle alakalı bir kısım bakın. Burada üçgen yerine gelecek sayıyı nasıl buluyoruz Arkadaşlar. Bu 6 ile 18 kaçla çarpıldığında 18 olmuş? Kaçla genişletilmiş? Bakın bu sayı 3 ile genişletilmiş arkadaşlar. 6 kere 3 18 yapar. O zaman üçgeni 3 ile çarptığımızda 33 olmuş. Üçgeni bulabilmek için 33'ü 3'e bölmemiz lazım. 33'ü 3'e bölüyorum. 3'ün içerisinde 3 bir defa 0. Bu 3'ü indim. 3'ün içerisinde 3 bir defa 0 oldu. 11 oldu. O zaman üçgen yerine gelen sayıyı buldum. 11. Devam ediyorum. Şimdi altıgeni bulalım. 33'ten 99'a gitmiş. 33 kaç ile çarparsam 99 yapar? Yine 3 ile. Bakın bu ifadeyi 3 ile çarparsanız 3 kere 3 9. 3 kere 3 9 99 yapar. O zaman yukarıda da 3 ile çarpmam lazım. 3 ile genişletmem lazım. 18'i 3 ile genişleteceğiz. Ve altıgeni bulmuş olacağız. 18'i 3 ile çarpıyorum. 8 kere 3 24 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde 5 yaptı. 54 <laughs> altıgen olarak da 54 buldum arkadaşlar. Şöyle güzel çizdik. Bir kere aldım. 1 2 3 4 5 altıgen. Evet. Altıgenin değerinde 54 buldum. Bize neyi sormuş? Altıgen eksi üçgen yani 54'ten 11'i çıkarmamız isteniyor. Çıkaralım hemen burada. 54 eksi 11 4'ten 1 çıktı 3, 5'ten 1 çıktı 4. Aradaki farkın 43 olduğunu tespit etmiş olduk. 8. sorumuzun cevabı da A şıkkı 43 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Özellikle denk kesirlerde arkadaşlar kaçla genişletildiğine dikkat ederek verilen verilmeyen sayıları bulabilirsiniz diyoruz. Ve 9. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru geçtim. Buradaki işlemleri temizliyorum. Durdurarak tamamlayabilirsiniz. 9. soru demiş ki birim kesir oluşturmak için bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu programda kesrin paydasına yazılan doğal sayının karesi alınarak birim kesirler elde edilmektedir. Yanda paydasına 4 yazıldığında elde edilen birim kesir gösterilmiştir. Paydaya kaç yazılırsa elde edilen birim kesir 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında olur diye sorulmuş arkadaşlar. Evet burada denememiz lazım arkadaşlar şıkları. Birim kesir 1 bölü 16. Bakın 4 yazdığında karesini almış. 4 kere 4 16 olmuş. Ve şu an büyük bir sayı. Bize 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında olmasını istiyor. O zaman 4'ten daha küçük bir sayı kullanmam lazım. E zaten bu bakın 3 ifademiz 4'ten daha büyük. 3'ü bir deneyelim. 1 bölü 3 olarak yazdım. E şimdi bunu kutuda karesini almış. Ne oluyor? 1'in aynen yazdım. 3'ün karesini aldığımızda 3'ün karesi neydi arkadaşlar? 3'ün karesi 3, 3 çarpı 3'tü. 3'ü 2 defa tekrarlı çarpmaktı. 3 kere 3 de 9 yapar. Bakın 1 bölü 9 oldu. E 1 bölü 9, 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında mı? Evet. 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasında bir sayı 1 bölü 9 sayısı. E o zaman sağlıyor. O zaman 3 yazdığımızda karesini aldığımızda 1 bölü 9 olur. Ve 1 bölü 5 ile 1 bölü 10 arasına sığmış olur. O zaman Buraya yazılması kutu içine yazılması gereken sayımızın 3 olması gerekir. 4'te zaten 16 olmuş. Bu sayılarda bakın 6'nın karesini aldığınızda 36, 8'in karesini aldığınızda 64, 9'un karesini aldığınızda 81 oluyor ve sayı çok büyüyor. O yüzden tek yazılabilecek sayı arkadaşlar 9. sorumuzda A şıkkı 3 olması gerekir diyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar 10. sorumuzla. Burayı temizledik yine. <laughs> Son sorumuz 10. soru. iki tane araba var. Arası 60 santim. Yukarıda verilen oyuncak arabalar arasındaki mesafe 60 santimdir. Kırmızı araba bu mesafenin 4 bölü 5'i kadar. Mavi araba bu mesafenin 1 bölü 10'u kadar ok yönünde hareket ettiriliyor. Buna göre son durumda arabalar arası mesafe kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi bu mesafenin 4 bölü 5'i kadarı gitmiş kırmızı. 60'ın 4 bölü 5'ini nasıl buluyoruz arkadaşlar? 60'ın 4 bölü 5'i paydaya bölüp payla çarparak. Yani 60'ı 5'e bölüyorum. 6'ın içerisinde 5 bir defa. Alttan 5 çıktı. 1, 10, 0 aşağı indim. 10. 10'un içerisinde 5, 2 defa. 5 kere 2, 10. Kalan da 0, 0 oldu arkadaşlar. 12 çıktı. Şimdi bu sayıyı da payla çarpıyorum. 12'yi de 4 ile çarptım. 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. 48 oldu. 48 santim. Kırmızı araba gitti. Şuraya kırmızı araba yazıyorum. Kırmızı araba. 48 santim gitti. Burası kırmızı arabanın çözümü arkadaşlar. Şimdi mavi arabaya geçiyorum. Mavi araba. Onu da maviyle çözelim hatta. Mavi araba. 1 bölü kadar gitmiş. 60'ın 1 bölü 10'u lazım bize arkadaşlar. Paydaya bölüp payla çarpacağız. 60'ı ona bölüyorum. 60'ın içerisinde 10, 6 defa. 6 kere 10, 60 yapar. Kalan da 0, 0 olur. 6 çıktı. Bunu da 1 ile çarpacağız. 6'yı 1 ile çarpıyorum. 6 kere 1. Şurada siyah yerde gözükmeyebilir. Aşağıda çarpalım. 6 kere 1. 6 yaptı arkadaşlar. 6 santimde bu mavi araba gitmiş. Birisi 48 santim gitti. Birisi 6 santim gitti. Şöyle Seçtim. Bakın birisi 48, birisi 6 santim gitti Son durumda arabalar arası mesafe. Bakın burası bu 48 santim gidiyor. Bu da 6 santim gidiyor. Toplam 60 santimdi. O zaman 60'tan hem 48'i hem 6'yı çıkaracağız. Önce 48 ile 6'yı toplayalım. Sonra 60'tan çıkaralım. İkisi de çünkü birbirine yaklaştı. 8 artı 6 14 yapar. Elde var 1. 4 elde ekledim. 5. 54 santim toplam gidilmiş. Toplam yol 60 olduğu için. Son olarak 60'dan da 54'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. 0'dan 4 çıkmaz. Yandan aldığımızda burası 10. Burası 5 kaldı. 10'dan 4 çıktı. 6. 5'ten 5 çıktı. 0. Geriye 6 santim. Arada kalan mesafeyi bulmuş olduk. Onun soruda da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Hem 60'ın 4 bölü 5'i hem de 1 bölü 10'u ayrı ayrı bulunup toplanıp sonra da 60'tan çıkarılması gerekiyordu dedik Onun sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk cevabı da işaretleyelim D değişik 6 olacak Onun sorumuzda bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar